Sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Bugün bir ziyaret yapalım dedik. Ama siz mitinge dönüştürmüşsünüz. Sağ olun, var olun, teşekkür ederim. Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken derin problemler yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir üniversitenin önünden geçiyorum. Kantine gireyim dedim. Kantine girdim, çocuklara sordum. En büyük probleminiz nedir? Ben bu ülkede yıllarca öğretmenlik yaptım. Yıllarca milletvekilliği yaptım. Hayatımda ilk kez üniversite kantininde farklı bir şey duydum. Çocukların bana dediği şey neydi biliyor musunuz? Beslenme sorunu yaşıyoruz dediler, beslenme. Bunu ilk kez duydum. Ulaşım sorununu duyuyordum. Tiyatroya gidemiyoruz, sinemaya gidemiyoruz. Kitap alamıyoruz, kiramızı ödeyemiyoruz. Bunları duyuyordum. Ama ilk kez beslenemiyoruz dedi çocuklar. Türkiye'nin önünde Cumhuriyetimiz 100. yılına girerken gıda problemi var, su problemi var, enerji problemi var, deprem problemi var. Bütün bunlar ortada. Yani insanlar domates, biber, patlıcandan başka bir şey konuşmuyor artık. Çocukluk arkadaşlarımızla oturuyoruz. Onlarla önceden hep çocukluğumuzdan bahsederdik. Şimdi onlarla bile doğalgaz faturası, elektrik faturası, benzin, mazot faturasını konuşuyoruz. 20 yılın sonunda Türkiye'yi bu noktaya getirdiler. Avrupa Birliği'nde, Amerika'da enflasyon yıllık %7, bizde aylık %7. Dünyada gıda fiyatları son bir yılda %29 artmış, Türkiye'de %90 artmış. Yani sorun üçse biri küresel ölçekli, ikisi kötü yönetimden kaynaklanıyor. Onun için ilk seçimde bunları hep birlikte göndereceğiz, hep birlikte. Türkiye'nin huzura ihtiyacı var, Türkiye'nin üretime ihtiyacı var, öğretmenlerin atanmaya ihtiyacı var, çocukların öğretmene ihtiyacı var. Türkiye'nin size ihtiyacı var. Türkiye'nin namuslu, dürüst, liyakatlı, işini bilen, Cumhuriyet'in kurucu değerlerine yürekten bağlı bir yönetime ihtiyacı var. Onun için yollardayız. Bunu hep birlikte başaracağız. Bunu yapacağız, inanıyorum. Biz sadece bugünü değil, gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünen bir yönetim olacağız. Gelecek nesilleri. Yani ülkenin 10 yıl sonra ciddi bir su problemi gelecek karşımıza. Su problemi. Onun için Kanal İstanbul gibi hayali projelere değil, Türkiye'nin su sorununu 81 vilayette çözecek ciddi projelere ihtiyacı var. Bunu konuşacağız. Beslenmeyi konuşacağız, üretimi konuşacağız. Ukrayna'dan, Rusya'dan gelecek ayçiçek yağı gemilerini, buğday gemilerini beklemeyeceğiz. Kendimiz üreteceğiz, kendimiz bunu yapacağız. Enerjimizde %70'te dışa bağımlıyız. Türkiye bir güneş cenneti ama ne yazık ki güneşten yararlanamıyoruz. Kullandığımız enerjinin %70'i dışarıdan geliyor. Güneş enerji potansiyelimiz %130. Yani adam gibi kullansak 100 harcayacağız, 130 üreteceğiz, 30'unu da satacağız. Ama bu akılsız yönetim, bu haramzadeler Türkiye'yi bir uçurumun kenarına getirdiler. Şimdi biz bu ülkeyi uçurumun kenarındaki yıkık dökük bir ülke yapmayacağız. Huzuru hep birlikte getireceğiz bu ülkeye. Soğan deposu basarak, marketleri tehdit ederek, stokçular diyerek bu işler çözülmez. Kökünden başlayacaksın, kökünden.
Sivrisineklerin ağzına ilaç dökerek sivrisinekleri öldüremezsin. Bataklığı kurutmalısın. Biz bunları anlatacağız insanlara. Bakın Urla'dan bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Kanallara, televizyonlara sesleniyorum. Memleket Partisi Genel Başkanı olarak ben hazırım. Hangi siyasi parti genel başkanı tartışmak istiyorsa istedikleri kanalda, istedikleri saatte orada olacağım. Bunu tartışalım. Yandaş gazetecilerle bu iş olmaz. Televizyonlara bakıyorum. Yandaş gazeteciler çıkmış. Biri iktidar yanlısı, biri muhalefet yanlısı. Siz gücünüzü nereden alıyorsunuz? Nereden alıyorsunuz gücünüzü siz? Gücü milletten alacaksın, milletten. Seçilmişler tartışacak, siyasiler tartışacak. Bir siyasi partinin hedefi nedir? İktidar olmaktır. Partinin de bir numaralı adamı kimdir? Genel başkanıdır. O zaman genel başkan aday olacak. Diğer adaylarla da karşılıklı milletin gözünün önünde olayları tartışacak. Onun için diyoruz ki biz, kim gelecekse karşımıza buyursun gelsin. İster teker teker, ister hepsi birden. Gelin tartışalım. Değerli Urlalılar, sorunlar çözülmez değildir. Hepsini hallederiz. Türkiye'de milyonlarca sığınmacı var. Göçmen var, mülteci var. Yasa dışı olanlar var. Kaçak girenler var. Van'dan girmek serbest. Çanakkale'den çıkmak yasak. Ülkeye bakın, ülkeye. Sınırlar kevgire dönmüş. Sisi'yle barıştı. Darbeci diyordu, Sisi'yle barıştı. Birleşik Arap Emirlikleri ile barıştı. 15 Temmuz'u finanse ettiler diyordu, barıştı. Ey Macron diyordu, Fransa ile barıştı. Rusya askerlerimizi şehit etti, Putin'le barıştı. Biden'dan önce Trump, ekonomini mahvederim senin diyordu, Amerika ile barıştı. Herkesle barıştın. Barışma demiyorum. Tabii ki barış. Halkla barıştın. Suriye. Esad'la niye barışmıyorsun onu anlamıyorum. Esad'la niye barışmıyorsun? Oy var orada, oy. Söz veriyorum size. Cumhurbaşkanı seçildiğimde ilk işim Esad'ı aramak olacak. Şam'a büyükelçi atayacağım, masaya yatıracağız ve Suriyelileri göndereceğiz. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Memleket Partisi olarak bir zaafımız var. Bir eksiğimiz var. Eksiğimiz şu. Biz gönüllülerle yürüyoruz. Bizde hazine parası yok. Şimdi seçim döneminde o siyasi partilere hazineden trilyonlarca lira para verilecek. Bizde para olmayacak. Peki biz bu para işini nasıl çözeceğiz? Onlar bir miting yapıyorsa biz 10 tane yapacağız. Onlar günde bir vilayete gidiyorsa biz 5 vilayete gideceğiz. Televizyon onlarda, hazine parası onlarda, gazeteler onlarda, belediyeler onlarda, ama bizim de milletle birlikte olacağız. Sokaklarda buluşacağız. Sakın enseyi karartmayın. Umutlarınızı hiç yok etmeyin. Umutlarınızı yeşertin. Bu ülkede her şey var. 3,5 tarafı denizlerle çevrili. Avrupa'nın en genç nüfusu bizde. Madenimiz var, ovamız var. Yani helva var, un var, şeker var, ateş var. Usta kötü sadece, usta. Ustayı değiştireceğiz. Çaresi yok. Gençlere sesleniyorum. Gençlere ve kadınlara. Gençler, çok iyi biliyorum siz özgürlük istiyorsunuz. Yani Twitter'da, diğer sosyal mecralarda
eleştirmek istiyorsunuz. Kapınıza polis dayansın istemiyorsunuz. Size söz veriyorum, makara yapacaksınız siyasetçilerle. Makara, hakaret değil. Ben sizin mizah gücünüze güveniyorum. Ben sizin zekanıza güveniyorum. Öyle laflar sokuşturacaksınız ki yerin dibine sokacaksınız. Evet. Ama hakaret etmeden. Sizin için girişimci destekleri açacağız. Önümüzdeki iletişim vergisini kaldıracağız. Sizi cemaatlerin yurtlarına mahkum etmeyeceğiz. Okulu bitirdin, iş bulamadın, kredi almaya devam edeceksin. Öyle yama yok, iş bulana kadar. Nerede o günler? 26 bin lira kredi almış çocuk, 64 bin lira olarak geri ödüyor. Hani nas vardı, hani nas? Nas vardı da çiftçiye niye yok, öğrenciye niye yok? Çiftçinin borcuna neden faiz uyguluyorsun? Öğrencinin kredisine neden faiz uyguluyorsun? Nas var diye bir de yalan söylüyor. Değerli arkadaşlarım, değerli Urlalılar, hiç moralinizi bozmadan önümüzdeki seçimde hepimiz görevimizi yapacağız. İnanıyorum bu sefer Abbas Yolcu. Ben buna inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Karış karış Türkiye'yi geziyoruz. Dün akşam bir televizyon kanalındaydım. İzledik. Peki bir anket yapayım bakayım. Kaç kişi izledi? Oo. Ya bu televizyonlar beni çıkarmıyorlar. Çıkarsalar perişan edeceğim ben bunları iki ayda da çıkarmıyorlar yoksa çıkarmıyorlar. Reytingleri artıyor. Seçime gitsin, seçime. Görmeyeceğiz. Kaçarı yok, gidecek. Babasının çiftliği değil burası. Gidecek. Satılmayan bir yer mi kaldı? Hepinize çok teşekkür ediyorum. Urla İlçe Başkanlığı binamız hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun bu sıcakta. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık gelmişsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Dur. Peki 18 yaşında partiye üye var mı içinizde? Üye misin? Gel. Olacaksın, gel. 18 yaşında gel. Gelin. 18 yaşında. Gelin. Evet, gelin böyle. Biz kenara. Cüneyt Bey, biz gençler öne. Gel, tamam. Gel kızım. Kızları kenarda tutmayın. Gel. Evet. Evet. 18 yaşında gençler kurdelamızı kesiyorlar. Haydi bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. Keselim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler.